Değerli izleyiciler, herkese merhaba. TRT Türk ekranlarında yeni bir programla sizleri selamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyadaki Türkiye'de her pazar günü önemli bir ülkeyi kıymetli konuklarla değerlendirmeye çalışacağız. Hep birlikte dünyadaki Türkiye'nin nabzını tutacağız. Avrupa'nın kuzeyinde bulunan yarımada ülkesi İsveç tarihiyle, yaşanmışlıklarıyla, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile kurduğu ilişkilerle ve tabii ki bünyesinde yaşayan vatandaşlarımızla ilginç bir yerde duruyor. Yalnızca bugünü değil, mazisindeki olaylarla da İsveç üzerine konuşulacak önemli ülkelerden birisi. İlk programımızda stüdyo konuğumuz ve İsveç'ten bizleri selamlayacak misafirimizle bu ülkeyi konuşacağız. Şimdi İsveç'le ilgili kısa bir VTR'miz var. Ardından buradayız. Dünyadaki Türkiye başlıyor. İskandinavya'nın ortasında buzlar ve ormanlar arasında kalan ilginç bir krallık, İsveç. Vikinglerin, kuzey ışıklarının ve buz otellerinin ülkesi. Nisan 2022 verilerine göre nüfusu 11 milyona yaklaşıyor. Dünyanın en çok adaya sahip olan ülkesi İsveç, yalnızca coğrafi özellikleriyle değil, aynı zamanda dünyaca ünlü kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla da öne çıkıyor. İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek gayesini taşıyan Nobel ödülleri, 29 Haziran 1900'de dinamitin mucidi Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine kurulan Nobel Vakfı tarafından İsveç'te veriliyor. Bizimle ilgili tarafı ise köklü ilişkilere dayanıyor. 1709'da Rusya mağlubiyetinin ardından Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan 12. Karl, namı diğer Demirbaş Şarl ve ordusu 5 yıl boyunca ülkesini Osmanlı topraklarından, Bender ve Edirne'den idare etti. Dünyanın en eski üniversitelerinden 1477'de kurulan Uppsala Üniversitesi'nde 170 yıldır Türkoloji bölümü bulunması da ilginç bir bilgi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Türkiye kökenli 100 binden fazla kişinin yaşadığı İsveç'te Türk nüfus iki ülke arasındaki ilişkilerin en önemli unsurunu teşkil ediyor. Evet değerli izleyiciler, stüdyo konuğumuz Evren Küçük, doçent doktor, Kastamonu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evren Küçük hocamızın İsveç'le ilgili çalışmaları var. Bunlardan bir tanesi Türkiye-İsveç ilişkileri 1914-1938 yılları arasına ağırlık veren, e, yanlış hatırlamıyorsam doktora çalışmanızdı evet, değil hocam. mi hocam? Evet hocam. E, epey hacimli bir e, kitap. E, bu alanda e, yayınlanmış e, İsveç-Türkiye ilişkilerini e, konu alan. Buna münhasır e, az sayıdaki Türkiye'deki kaynaktan e, bir tanesi. Bir diğer e, çalışması da yine e, İran ve İsveçli subaylar adlı çalışması. Bu da e, İran ile İsveç e, arasındaki ilginç belki garip denebilecek 20. yüzyılın başında bir askeri işbirliği ilişkisini ele alıyor. Değerli hocam tekrar hoş geldiniz. Bugün İsveç'i konuşuyoruz ama İsveç'i biraz da NATO'ya girmesi vesilesiyle gündemimize aldık aslında. Tabii İsveç Avrupa'da vatandaşlarımızın çokça bulunduğu ülkelerden bir tanesi. Bu yönüyle de bizim için her zaman önemli. İsveç'in bir de işte bir açık kapı politikası var mültecilerle ilgili. Zaman zaman terör örgütleri ile İsveç arasında çok fazla yakınlaşma olduğu, İsveç'in bunlara çok müsamaha gösterdiği yönünde bir takım eleştiriler Türkiye gündeminde özellikle yer alıyor. Bütün bunları konuşacağız ama isterseniz başa dönelim. İsveç'te Türkiye'nin yolları tarihte nerede kesişiyor, nerede başlıyor bu ilişki? Şimdi Türkiye ile İsveç, daha doğrusu İsveç ile Türkiye ile olan ilişkilere baktığımız zaman bunu Vikinglere kadar götürmek mümkün. Vikingler Bizans İmparatorluğu döneminde Bizans İmparatorluğu'nun muhafızlığını yapmış. Ve 1055'te ilk defa karşımıza çıktıklarını görüyoruz. Tuğrul Bey'e karşı Bizans İmparatorluğu'nun muhafızlığını yaptığı için Vikinglerle Türklerin ilk karşılaşması olarak 1055'te Bayburt Savaşı olarak adlandırdığımız bu savaşta görüyoruz. Evet. Daha sonraki dönemlerde tabi Osmanlı döneminde asıl kırılma noktası 16. yüzyılda gerçekleşiyor. İsveç Kralı İsveç Kralı'nın Osmanlı Padişahı'ndan 3. Murat'tan yardım istemesi Polonya Polonya'daki tahta Polonya'daki mücadelede kendisine destek verilmesi için Osmanlı Padişahı 3. Murat'tan yardım istiyor. Evet. İlk mektuplaşma ilk ilişkiler buradan başlıyor. Yani Ama tabii, o yaygın kanaatin aksine hani 18. yüzyıl başında değil yani evet. 16. yüzyılda 3. Murat'la İsveç kralı arasında bir temas var. Evet. Ondan sonra tabi asıl kırılma noktasını teşkil edecek olan Demirbaş Şarlın. yani meşhur 1709 Poltova Savaşı. Evet. Ee, İsveç'le Rusya arasında meydana gelen savaşta İsveç kralı 12. Karl Poltava Savaşı'nda yeniliyor ve Osmanlıya sığınıyor Ruslara yeniliyor Evet değil mi? Ruslara yenilip Osmanlı'ya sığınıyor Tabii bu misafirliği 5 yıl yıldan fazla sürecek Demirbaş yani, Şarl denmesinin de ilginç bir öyküsü var Evet bu da ortaya çıkıyor e, tabii bu şekilde yani artık devletin Demirbaşı oluyor yani Bizim memurlar herhalde o ismi Evet yeniçeriler defterlere kaydederken artık evet. yani hangi kalemden harcama yapılacak artık devletin Demirbaşı buradan böyle bir şey var. Bizim literatürümüze de geçmiş. İsveç'te bu pek bilinmiyor. Hani demirbaş ifadesi ama Türkiye'de evet. Türkiye'de yani hep bilinen bir şey demirbaşlar. Ve 1709 Poltova Savaşı'nda yenildikten sonra Osmanlı'ya sığınacak. Ve bir Osmanlı-İsveç ilişkileri için bir kırılma noktası. Ve en yoğun ilişkilerin yani başlangıç döneminde ...başlayan Osmanlı-İsveç ilişkileri... ...aslında altın çağ dönemini yaşayacak... ...ilişkilerin yoğunluğu bakımından... Evet. ...ve ondan sonra tabi bu arada... ...İsveç kralı Bender'de... ...yani bugünkü Moldova sınırları içerisinde... ...o dönemde Osmanlı devletinin bir toprağı... ...ondan sonra Bender'de kalacak... ...bir süre sonra ondan sonra... ...Timurtaş sarayına yani Edirne'de... ...ve Dimetoka'da burada... E, ...ikamet edecek, 5 yıldan uzun bir süre kalacak... ...ondan sonra ülkesine... ...dönecek ve e, tabi... ...Demirbaş Şarlı'nın burada bulunması... Osman'ın İsveç'i kültürel anlamda da etkilenmesine de yol evet. açacak. Yani bu bizim aynı zamanda Ruslarla ilişkilerimizi de etkiliyor değil mi? Yani e, çünkü hemen sonrasında 1711 Prut Savaşı var evet. Rusya'yla. E, bunun hani sebeplerinden bir tanesi de İsveç e, oluyor tabii doğal olarak değil mi? E tabii İsveç buradaki İsveç Krallığı yani Demirbaşan aynı zamanda Osmanlı dış siyasetini etkilediği gibi iç siyasetini de etkiliyor. Evet. Yani Demirbaş Şarl'dan dolayı sadrazam görevden alınıyor, Şevli İslamlar görevden alınıyor. O kadar yani sarayı da etkileyebil hem iç politikasını hem de dış politikasını etkileyebilecek bir güce de kavuşuyor. Tabi ee, tabii 1711 Prut Savaşı'nda Baltacı Mehmet Paşa'nın Rus ordusunu tamamen imha etmemesi Demirbaşarlı için çok büyük bir, e, yani pek hoşuna giden Problem. bir durum değil. Yani mutlaka imha edilmesi gerektiğine inanıyor. E, ve bundan dolayı yani Demirbaşarlı'dan dolayı Osmanlı Sadrazamı olan Baltacı Mehmet Paşa görevden azlediliyor. Hmm. Tabi bu e, Demirbaşarlı'nın Osmanlı iç ve dış siyasetini etkilemesi e, çok ciddi kırılmalara da yol açacak. Ve bununla Bugün de yine e, dış politika e, Türkiye ve İsveç arasındaki ilişkiler her iki ülkenin iç politikalarına ciddi bir biçimde etkiliyor. Yani ilişkilerin e, işte gerçek anlamda e, başladığı tarihte kesiştiğimiz e, e, zaman dilimi 1709 18. yüzyılın başı. Öncesinde 16. yüzyıl sonunda bir temas var ama e, fakat e, ilginç bir e, tesadüf değil mi? Yani o dönemde de yine... Rusya ile İsveç arasındaki bir problemden dolayı İsveç Türkiye'nin gündemine gelmiş veya Türkiye İsveç'in gündemine gelmiş Bugün de aynı şekilde e, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası İsveç e, tehdidin Rus tehdidinin kendisine yaklaştığını düşünüyor. Yani daha önce Osmanlı Devleti bir imparatorluk büyük bir imparatorluk güçlü bir imparatorluk olduğu için diğer devletlerle ittifak yapmıyordu ama 1739'da ilk defa yaptığı ülkelerden biri İsveç. Evet. Bir ittifak yapılıyor. Dolayısıyla Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası da her iki devleti yakınlaştırıyor. Bunu Lozan Antlaşması'nda da zaten göreceğiz. Ve burada sadece işte bugünkü NATO gündeminde de sık sık yani bu Rusya faktörü yani tarihte yaşandığı gibi günümüzde evet. de Rusya faktörü tekrar karşımıza çıkıyor. Demirbaş Şarl'ın da bu arada Osmanlı askerleri tarafından alındığı bir şey var görsel var. Arkadaşlar da onu ekrana yansıtırlarsa onun üzerinden de kısa bir şey yapabiliriz isterseniz değerlendirme yapabiliriz. Tabii bu evet. fotoğrafa baktığımız zaman bu oldukça ilginç ve İsveç literatürüne, lisanına da giren bir kavrama girmesini yol açacak. Bu kalabalık aslında Türkçe'de ama İsveççe'de kalabalık şeklinde ha. girmiş. Kalabalık hani bizde çoğunluk bir şey ifade ediyor ama İsveççe'deki kargaşa ve kaosu hmm. temsil eden bir kavramdır bu, kullanılan bir kavram. Bunun sebebi de şu, şimdi Demir Başar çok uzun bir süre kalınca, ben der yani Osmanlı'da çok uzun süre kalınca artık gönderilmesi gerektiğine inanılıyor. Osmanlı Erkanı toplanıyor, Osmanlı padişahı da artık buna yani bu kralın gitmesi gerektiğine inanıyor. Evet. Ve bunun için hatta Kalabalık gerekir. kavramı bu şu fotoğraftan mı çıkıyor, bu gö evet. görseldeki resimden e, dolayı çıkıyor. Evet. Değil bu mi? görselden evet. yani o kargaşa, o kaosu anlatıyor ve bu e, şeyde baktığımız zaman e, resimde Osmanlı güçleriyle İsveç kralı ve askerlerinin arasındaki çatışmayı anlatıyor. Evet. Ve bu e, sonunda e, ele geçiriliyor. 12 yapılan çatışma neticesinde saatlerce süren bir çatışma ve bu çatışma sonucunda 12. kar alınıp Edirne'ye, Timurtaş Sarayı'na getiriliyor. Dimetoka'da ikamete mecbur ediliyor. Evet. Bundan dolayı hatta böyle misafir bir krala böyle bir uygulama yapıldığı için padişah da çok kızıyor. Şeyhülislam'ı ve sadrazam görevden alıyor. Demirbaşar geldiği ilk andan itibaren hatta daha payitahta dahi ulaşmadan Osmanlı iç siyasetinde etkili olmaya başlıyor Peki bugüne gelirsek bugün İsveç'in NATO'ya girmesi konusunda Türkiye'nin yükselttiği itiraz bir takım Türkiye argümanlar ileri sürüyor yıllardır İsveç Türkiye'de terör örgütü olarak bilinen örgütlere işte ev sahipliği yapması onların işte rahatça eylem yapması gösteri yapmasına müsamaha müsamaha göstermesiyle biliniyor. 1970'lerde özellikle çeşitli hani sol kesimden insanların gittiği bir ülkeydi. Kuzey Avrupa ülkeleri içerisinde ilk gidilen ülkelerden biri İsveç oldu. Ondan sonra 1980'lerde 12 Eylül'den dolayı kaçan insanlar oraya gitti ve daha sonra da 2015'ten sonra adeta bir barınağı haline geldiğini söyleyebiliyoruz ve İsveç'te Peki olarak... İsveç'e girmek çok mu kolay? İsveç'e mülteci olarak başvurduğunuz zaman kabul edilmeniz çok kolay herhalde ki bir açık kapı politikası var herhalde ki bunun bundan dolayı insanlar oraya gidiyorlar. Sadece Türkiye'den değil dünyanın çeşitli ülkelerinde de siyasi mültecilere bu konuda Türkiye'nin daha esnek bir politika izlediğini söyleyebiliriz. Evet. Yani bunu mesela benzer politikayı Finlandiya'dan veya Norveç'ten Danimarka'da aynı politikayı göremiyoruz. İskandinav ülkeleri içerisinde İsveç tabii daha eee esnek bir politika izlediğini evet. ve bunların da diğer ülkeler de... İsveç'te şöyle bir şey de var. Yani eee işte Olof Palme İsveç başbakanı eee uğradı ve öldürüldü biliyorsunuz evet, 86'da. E, evet 86'da. Ve de burada PKK'nın e, Taşeron örgüt e, olarak kullanıldığına e, yönelik bir takım şeyler de var. İddialar da var. Yani İsveç öyle terörle hiç tanışmamış, çok terörden uzak, azade bir ülkede değil aslında. Hani buna rağmen İsveç'in terör örgütlerine Türkiye'deki işte FETÖ terör örgütüne, PKK terör e, örgütüne bu kadar e, imkanlar e, sunması neyle izah edilebilir bir şey? Biraz anlaşılmaz bir durum değil mi bu? Kesinlikle. Yani İsveç'in şöyle bir durum. 1986'da Olaf Palmen'in öldürülmesi tabii o dönemde PKK ile ilgili emniyet müdürünün açıklamaları var. PKK'ya yani uzandığını. Fakat daha sonra bu şeyler kesildi. Mesela yani üzerine gidilmedi. Zaten. Başka bu sefer normalde işte sarhoş birinin e, yaptığı söylendi falan. Ve savcılıkta en son e, zaten şey yaptı. Dosyayı kapattı. Evet. ve bunun yani bu Olaf Palme sorunu çözülemedi. Yani kesin olarak kimin yaptırdığı veya hangi işte terör örgütleri veya menfur hani sıradan bir olay mı? Maalesef çözülemedi. Bununla ilgili hatta filmler de, diziler de yapıldı. İsveç'te de tartışılan bir konulardan biri. Tabii İsveç terörle çok fazla İsveç'te şöyle bir durumu var. Yani özgürlüklere büyük önem veriyor kendi açısından. Evet. Ee, ve bu özgürlükler konusunda da asla bir kısıtlamaya gitmiyor. Yani İsveç'te hatta de... terör örgütlerinin de teröre e, bulaşmadan, terörist bir eylem gerçekleştirmeden söz söyleme e, hakkını koruyor değil mi? Ona da izin veriyor. Sanki böyle bir şey var. Tabii İsveç bunu yani şunu, şunu ifade ediyor. Dünyada basın özgürlüğü konusunda işte ilk 3'te, ilk 5'teyiz. Yani bunu özgürlük olarak değerlendiriyor. Burası işte anayasal olarak özgür bir ülke. Herkes evet. istediği şiddete başvurmadığı sürece istediğini yapabilme özgürlüğüne sahip şeklinde hani ifade ediliyor açıklama yapılıyor. Ee, İsveç'te baktığımız zaman hani bununla ilgili çeşitli belgeler de sunulduğu zaman İsveç içerisinde şiddet hani pek olmadığı için Dışarısını da açıkçası İsveç'i çok ilgilendirmiyor. Evet, biraz yani. aslında egoistçe bir e, yaklaşım öyle görünüyor. Şimdi bir e, masada biz İsveç'i e, konuşuyoruz ama sahada da e, yine bir bağlantımız var. Birazdan ona da e, döneceğiz, e, şey yapacağız. E, ben sahadaki bağlantımızla yani İsveç'teki e, konuğumuzu da e, birazdan bağlantıya alacağım. E, şeyi sormak istiyorum Türkiye'nin bu tavrı İsveç kamuoyunda nasıl karşılandı? Hiç bu yönde bir şeyiniz oldu mu? Yani İsveç'in devlet ricalinin verdiği tepkiyi biliyoruz ama İsveç halkı politik bir halk mı yoksa bu tür gündemlerle çok ilgilenmeyen bir halk mı? Ve bizim oradaki işte vatandaşlarımızı nasıl e, etkiledi? Bu yönde hiçbir şeyiniz oldu gözle. Bununla ilgili baktığımız zaman en çok yani İsveç ve Finlandiya birlikte değerlendiriliyor. Özellikle Ukrayna Savaşı ile birlikte hem İsveç hem de Finlandiya çok ciddi anlamda etkiledi. Evet. Yani daha önce. İsveç'te NATO'ya katıl hani İsveç NATO'ya katılmalı mı? Bununla ilgili kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman %20'lerde falan belki daha düşük oranlarda bile çıkıyordu. En son baktığım verilerde %65'e çıktığını görüyoruz. NATO'ya katılmalı diyenler evet, NATO %65. Evet, NATO'ya katılmalı. Finlandiya'da bu çok daha yüksek %80'in üzerine çıktı. Dolayısıyla evet. büyük bir tehdit söz konusu. Tabii, büyük bu tehdit tarihsel olarak Finlandiya'nın da Rusya ile ciddi problemleri var. Evet, 1340 kilometre sınırı var. Evet. 1340 kilometre çok ciddi ve Putin de daha önce Finlandiya'yı ziyaret ettiği zaman Helsinki'de açık açık söylemişti. Yani biz sınırlarınızdan uzak bir şekilde tutuyoruz Rus askerini. Siz NATO'ya girdikten sonra bu askerler bu kadar uzakta kalmayacak. Sınırınızda evet. hani füzeler olacak, bu askerler olacak. Açık açık Helsinki'de bu, bu tehdidi yapmıştı Putin. Dolayısıyla kamuoyu biraz bu konuda Türkiye yani gördüğüm kadarıyla Türkiye bir tepki de hani var. Ama diğer taraftan baktığımız zaman... Türkiye'yi uçlar... anlamaya çalışmıyorlar mı? Türkiye ile empati yapıldığı takdirde anlaşılacak bir manzara var. Son işte 40 yılını terör tehlikesiyle mücadele ederek geçirmiş, işte 40 binden fazla şehit vermiş bir ülke Türkiye. Sınırlarının hemen aşağısında yine Suriye'de 10 yılı aşkın bir süredir istikrarsız bir durum var. Zaman zaman işte... Batısında yine Yunanistan var. O da Türkiye'deki terör örgütlerine açıkça destek vermesiyle bilinen bir ülke. Yani bütün bunlar İsveç kamuoyuna yansıyor mu acaba? Yani Türkiye'nin bu şekilde yansımıyor. Empati yapılacak yani tam, kadar değil. Yok, şu şu şekilde özgürlük savaşçıları olarak değerlendiriliyor. Yani YPG falan. IŞİD'e evet. karşı savaşan insanlar olarak adlandırıldığı için. Şimdi İsveç hükümetinin desteği var. Evet. Tabii, bunu açık açık PYDPK zaten hani PKK. İsveç hükümeti gizli saklı evet, değil. Yani Dışişleri Bakanı e, gayet görüşmeler gerçekleştirdi. Yani bunlar hani böyle gizli saklı olan şeyler değil. YPG ile hani destek verildiğini bununla ilgili yani çeşitli yayınlar yaptıklarını da gayet İsveç'te hani en rahat hareket ettiği ülkelerden biri İsveç. Bunun için işte para toplandığını, destek verildiğini, yayınların yapıldığı ülkeler biri evet. ve bu konuda yapılıyor da şimdi İsveç'ten e, konumuz e, var ba bağlantımız e, Mikail Yüksel Bey e, Hoş geldiniz Mikail Bey Hoş bulduk teşekkür ediyorum e, Mikail Bey İsveç'te nüans Partisi genel başkanı ve e, İsveç'te e, Türk e, toplumunun özellikle iyi bildiği bir e, siyasi aktör e, diyelim. İsterseniz siz kısaca evet. bir kendinizi bir e, tanıtın. Hemen sonrasında ben tamam. e, size e, bir takım sorular yönelteceğim e, konumuzla ilgili olarak. Tabii ki ben 2014 yılında siyasete atıldım ve 2018 yılında e, bundan önceki partimden liste başı milletvekili adayıydım. 2018 seçimlerinin başlamasıyla birlikte ön oylamaların partimden ihraç edildim maalesef. İşte hakkımda evet. asılsız çıkan söylemler ve yazılardan dolayı, Türkiye'nin adamı olduğu iddia edilmesinden dolayı partinden ihraç edildim ve 2019 yılında da nüans Partisi'ni kurduk ve şu anda e, bu yıl yapılacak olan, Eylül ayında yapılacak olan seçimlere katılıyoruz. Evet. E, nerelisiniz? Onu da sorayım e, bu arada. Konya'lı. Mı? Kul, Kul, Kulu'dan mısınız? Bir... Evet, tabii ki. Kulu'dan, tabii ki. İsveç'teki e, Kulu diye bir TRT yapımı, e, bir belgesel de var. Evet. E, bu çok erbabının bildiği bir husus. Buradan Kulu'ya da bir selam gönderelim. Siz de hemşerilerinize bir selam göndermiş olun bizim vasıtamızla. Mikail Bey, İsveç, ben hocama, Evren Hocama sorduğum soruyu size de sorayım. İsveç halkı nasıl bakıyor? Şimdi İsveç'teki devlet adamlarının yaklaşımını az çok görüyoruz. Hani NATO'ya girmek istiyorlar. Türkiye'nin yüksek sesli itirazı karşısında biraz zor durumdalar. İkircikli tepkiler veriyorlar hem işte bir durumlarını gözden geçireceklerine yönelik bir takım mesajları oluyor. Hem de işte sanki geri adım atmayacakmış gibi yani İsveç'in şu an Türkiye'de terör örgütü kabul edilen FETÖ ve PKK başta olmak üzere pek çok iri ufaklı terör örgütüne yaklaşımı konusunda ne yapacağına dair net bir mesajını tam anlamıyla duyamadık. Ama halk nasıl bakıyor buna? Halk bu tartışmaları takip ediyor mu? Yani ikiye bölünmüş mü yoksa oransal olarak mesela bir NATO'ya girme taraftarı olanların oranı yüzde 60-65 civarında mıdır? Şu anda öyle bir statistik yok ama son araştırmalara göre NATO'ya girme taraftarlarının sayısının arttığı gözüküyor. Ama evet. belirli bir oranda yüksek bir artış yok. Yani yüzde 40 civarında sanıyorum halkın yüzde 40 civarında. NATO'ya olumlu bakıyorlar. Bizim vatandaşlarımız peki, İsveç'teki e, Türk e, vatandaşları, onlar arasında da bir bölünmüşlük e, var mı? Yoksa e, daha çok hani Türkiye'nin pozisyonunu destekler e, bir e, konumdalar mı? Tabii ki Türk e, kökenli İsveçliler, İsveç'te yaşayan Türk e, kökenli vatandaşlar, Türkiye'yi haklı buluyorlar. Büyük çoğunluğu, %90-95 yüzde büyük bir çoğunluğu. Çünkü yıllardır bu insanlar burada, PKK e, lobileri tarafından ezildiler yani, evet. orlandılar dışlandılar. Siyasetçileri partilerden ihraç edildi, onlardan bir tanesi de benim. E, benim gibi onlarcası partilerden, görevlerinden alındılar. E, ve İsveç hükümetinin özellikle Sosyal Demokrat Parti'nin PKK ile çok yakın ilişkiler ilişki içerisinde olduğunu çok iyi biliyor Türkiye kendi vatandaşlar. Evet, peki e, İsveç'in terör örgütlerine bu kadar müsamaha göstermesini, neyle açıklamak gerekir? Yani İsveç'in kendi iş dinamikleri falan deyip bunu normal mi gö görmek gerekir? Çünkü dünyada böyle bir eğilim de var. Ee, biz normal görmüyoruz e, tabii ki. Çünkü damdan düşenin e, halini damdan düşen bilir. Biz e, terörle Yine. Türkiye iç içe e, yaşayan ve belki de dünyada teröre, terörizme karşı en büyük mücadeleyi veren bir ülke e, Türkiye. Evet. Ee, bunu nasıl siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani yıllardır İsveç'te bulunan birisi olarak şiddete bulaşmadığı sürece terörist dahi e, olsa bir örgütün propagandası yapılabiliyor anladığımız kadarıyla İsveç'te. Hayır. E, şöyle söyleyeyim. Biraz önce Sayın Hocam dedi ki İsveç özgürlüklere önem veren bir ülkedir dedi. E, doğru değil. Yani özgürlüklere ne kadar önem veriyor? Kimlerin özgürlüklerine önem veriyor? Bunu tartışmamız lazım. Bugün İsveç'te Maalesef Müslüman özgürlükleri e, yani Müslümanların hakları ellerinden alınmak isteniyor. Örneğin başörtüsü yasağı, örneğin sünnet yasağı gibi. Müslüman okulları istihbarat örgütlerinin fişlemeleriyle kapatılıyor. Yani İsveç öyle özgürlük yanlısı bir ülke gibi gözükebilir dışarıdan ama buradaki e, göçmenlerin özellikle Müslümanların yaşadıkları baskılar konusunda e, haberdar olmanız iyi olur bence. E, peki e, İsveç PKK ve e, diğer örgütlere neden e, tolerans gösteriyor konusuna gelirsek şöyle söyleyelim. 80'li 90'lı yıllarda Türkiye'den İsveç'e mülteci olarak gelen e, kişiler medyada ve siyasette evet. atılım yapmayı başardılar. Yani buralarda iyi yerlere gelmeyi başardılar. Maalesef Türkiye ve İsveç dostluğu yıllarca bu kişiler tarafından bilinçli olarak zedelendi, yıpratıldı. Türkiye hakkında sürekli dezenformasyonlar üretildi. Yanlış bilgiler üretildi. Türkiye'deki her haber İsveç'e yanlış olarak aktarıldı. Örneğin, Türkiye karşıtı e, bir, bir diaspora tabii var aslında. Türkiye'den gitmiş, kaçmış bir diaspora e, var İsveç'te ve bunlar İsveç siyasetini de etkiliyorlar. Tabii ki e, ve e, terör örgütü PKK'nın İsveç'te İsveç'te kimseye zarar vermediği konusu da yanlış. Çünkü 80'li 90'lı yıllarda burada sokak ortasında Kürtleri katlettiler. Yani ben geçen günlerde bir İsveçli gazeteyle röportaj yaptım. Ee, gazetecinin söylediği söz şu. 80'li yıllarda o haberleri vermekten geceleri uyuyamıyordum evet. diyor bana. Yani e, İsveç'te maalesef sadece PKK ve yan örgütlerine karşı bir tolerans var. Ee, onun dışında özgürlükler konusunda... Terör örgütlerine tabii ki tolerans göstermeyeceğiz ama azınlıklar, özellikle Müslümanlar başta olmak üzere büyük bir baskı var. Şimdi PKK'lılar gösteri yapıyorlar e, İsveç'te. FETÖ'cüler de işte e, rahat bir şekilde e, orada yaşıyorlar. E, mesela aynı şeyi bir e, DAEŞ mensubu da İsveç'te aynı e, rahatlığa sahip mi? Değil, kesinlikle değil. Çünkü şöyle söyleyeyim... E, olmaması olmaması da doğru yani ama Tabii. E, bugün Müslümanların okullarında e, baskı yapılırken kapatılırken veya derneklerine, camilerine baskı yapılırken özellikle Daesh bağlantıları yapılıyor. Olmamasına rağmen. Evet. Örneğin İsveç'te bugün tüm Avrupa Birliği'nde bunun başını da yine İsveç çekiyor. İsveç e, Adalet Bakanı çekiyor. Türkiye'nin Diyanet'e yaptığı yardımların kesilmesi tartışılıyor. Düşünebiliyor musunuz? İsveç'teki Diyanet'e ya, e, yaptığı, yardımları yaptığı kesilmesi yardımların tartışması. kesilmesi konusu tartışılıyor. Bunu kanun haline getirmek istiyorlar. Ve diğer camilere, diğer ülkelerden yapılacak yardımların önünün kesilmesi isteniyor. Yani Bu tartışma, e, 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 Mikail Bey, olarak... NATO tartışmasından sonra mı çıktı? Yani Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı bir itiraz yükseltince bir şerh koyunca mı çıktı? Yoksa önceden beri olan bir tartışma mı? E, Hayır, çok eskiden beri olan bir tartışma. Ben bunu e, yıllardır söylüyorum. Diğer e, programlarımda da söyledim. Türk kanallarına katıldığımda. Evet. Yani Türkiye'ye karşı, Müslümanlara karşı yapılan bu baskılar, e, bu e, ileri atılan öneriler yıllardır var. Peki, e, ben şeyi sorayım. Şimdi e, bizim Türkiye e, ile ilgili bir takım batılı ülkeler e, böyle bir tür projektör tutarlar ve insan hakları konusunda işte Türkiye'nin veya Türkiye gibi ülkelerin sicilini deşerler geçmişini işte mesela Ermeni sözde Ermeni soykırımı iddiaları her zaman işte Türkiye'nin üzerinde bir demokles kılıcı gibi sallandırılmak istenir son zamanlarda hani Türkiye güçlü bir dış politika izlediği için bu tartışmaları bertaraf ediyor. Fakat geçmişte Türkiye'yi zaman zaman zor durumda bırakacak şekilde bunlar kullanıldı bu tartışmalar. İsveç'in de tarihinde bu tür sıkıntılar var değil mi? Mesela İsveç'te hiç kısırlaştırma yasası bugün konuşuluyor mu? Buna yönelik bir İsveç devletinin bir özür dilemesi... 1936'da başlayan işte 80'li yıllara kadar 70'lerin sonuna kadar e, devam eden e, bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki öyle bir e, geçmiş var maalesef. E, ben bunu bazen dile getiriyorum. E, evet. ...öyle bir özür dileme duymadık tam aksine. Yani e, izleyenler için açıklayalım. İsveç'in e, yerli halkı olan Samerlere yapılmış bir uygulama bu. Evet lütfen. E, Samerlerin hak Samilerin hakları hala gasp ediliyor. Yani hala yüz e, hakla, haklarına kavuşmuş değiller. Çok e, değişik uygulamalar yapılıyor. Biz de zaten partimizi bu sebepten dolayı kurduk. Biz sadece Müslümanlara yönelik evet. bir parti değiliz. Bütün azınlıklara, de başta olmak üzere. E, öyle bir özür bugüne kadar duymadık. E, 1915 olayları İsveç'te bir gelenektir. E, bir Türk herhangi bir partiden aday olduğu zaman sorulacak ilk soru budur. Benim de ihracı olma sebeplerimden bir tanesi de budur zaten. Hmm. E, 1915 olaylarına soykırım olarak tanıyor musunuz sorusu mutlaka sorulur. Tanımıyorum veya e, dolaylı bir cevap verildiği zaman ihraç yolu gözükür. Maalesef e, İsveç'te işler bu şekilde işliyor. Evet Mikail Bey çok teşekkür ederiz. E, sahadan ben verdiğiniz teşekkür... e, bilgiler için e, hem siyasal e, yaşamınızda hem de kişisel hayatınızda e, size muvaffakiyetler e, diliyorum. E, yayınımıza lütfen. katıldığınız için teşekkürler. Evet, ben şimdi benzer bir soruyu hani sizin görüşünüzü de almak istiyorum. Şimdi başka ülkelerin insan hakları sicilini incelemek, deşmek, onlara işte bir takım suçlamalar yöneltmek kolay bir yöntem ve bunu Avrupa ülkelerinin çoğu maalesef yapıyorlar. Burada bir kültürel anlamda da bir şey de var, hiyerarşik bakış da var. Hani ben daha üstünüm ve seni denetleyebilirim senin üzerinde söz sahibiyim hissini de veriyorlar. Şimdi ama kendi geçmişlerine projektörü tuttuğunuz zaman aslında dünyada bugün sorun olarak kodlanan, işte pek çok meselenin hani insan hakları beyannamesinde evrensel kodlarda sorun olarak tanımlanan ayrımcılık yabancı düşmanlığı terörizm gibi pek çok meselenin kökünün hem kavramsal olarak hem kurumsal olarak Avrupa ülkelerinde olduğunu görüyoruz İsveç'te de bir kısırlaştırma yasası var. Mikail Bey biraz değindi ama siz de bununla ilgili izleyicilerimize kısa bir bilgilendirme yaparsanız e, seviniriz hocam. Tabii şimdi 1934'te çıkartılan bir kanun İsveç'te. Bunun özellikle Almanya'da Nazi Almanya'sının gerçekleştirmiş olduğu üzenik faaliyetlerden bir tanesi. İsveç'te de 1934'te bununla ilgili bir kanun çıkıyor ama sadece Sa Samilere değil. Yani oradaki lap Laponlar için yapılan bir uygulama değil. Yani oradaki işte alkoliklere, işte çingenelere... Ondan sonra tatarelere. Ee, yani oradaki aslında amaç şu. Ee, sağlıklı bir toplum oluşturabilmek. Yani endüstrileş, endüstri, endüstriyle birlikte sağlıklı bir toplum. Sağlık giderlerinin daha da azaltılması yani ırksal olarak belli bir düzenlemeye gidiyor. Engellilere de yapılıyor tabii tabii değil engellilere mi? De. Bildiğiniz Kısırlaştırıyorlar evet. yani çocukları. Bununla ilgili vesikalar var, belgeler var, fotoğraflar. Evet, bununla ilgili Finlandiya İsveç'te de bununla ilgili tartışmalara da yol açtı. Hatta bununla ilgili bir film de yapıldı. Yeni insan diye bir film de yapıldı. İsveç'te de zaman zaman tartışmalara da yol açıyor. Neyi dediniz? Yeni İnsan. Şeklinde Yeni bir film de yapıldı bununla ilgili. Dolayısıyla evet. İsveç'te de bir tartışma konusu oldu. 1970'lere kadar aslında bu kısırlaştırma faaliyetleri devam ediyor. Hatta bununla ilgili tazminat davaları falan da açıldı İsveç'te. Dolayısıyla İsveç'te böyle bir uygulama yapıldı. Evet. Bu yani sadece Samilere karşı da yapılmadı. Belli bir oran yani 60 binin üzerinde orandan bahsediliyor. Tabii bu ne kadar doğru onu bilemiyoruz. Ama İsveç'in tarihinde... Bununla ilgili Almanya'da. bir öz olmadı, bir özür olmadı. Tazminat oldu mu acaba? Bununla ilgili en son hani bir mahkeme kararı çıktı mı bu konuda bilgim yok ama bununla ilgili bir tazminat davası e, gündeme geldi ve İsveç basınında da yer aldı. Evet ee, şimdi son olarak şeye İsveç'teki e, vatandaşlarımızın e, durumu İsveç'te e, sanayileşmiş bir ülke bizim insanlarımız e, ekonomik anlamda hangi faaliyetlerle daha çok e, iştigal e, ediyorlar? Onların e, statüsü Avrupa'nın geri kalan ülkelerindeki gibi işte Almanya'da işte birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesildeki gibi bir seyir mi e, izliyor yoksa orada daha farklı e, dinamikler var mı? Yani vatandaşlarımız e, daha çok neyle meşgul oluyorlar Şimdi, İsveç'te? İsveç'le ilgili şunu söyleyebiliriz. 1960'lardan önce İskandinav bölgesinde çok bir Türk nüfus yok. Yani Türkiye kökenli insan çok yok. Yani böyle isimlerini sayabileceğimiz bazı ünlü isimler yani bir beyin göçü gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın e, İsveç'te olduğunu görüyoruz. E, meşhur, dünyaca ünlü bir heykeltıraş. Evet. Yani verilen sayılar 1960'lardan önce 200'ü geçmiyor. Fakat 1960'lardan itibaren Almanya olduğu gibi İsveç'e ve İskandinav ülkelerine de ciddi bir göç gerçekleşiyor. Tabi ilk gidenler dönmek yani belli bir para kazanıp ondan sonra İsveç'e İsveç'ten Türkiye'ye geri bir dönüş planıyla gittiler. Yani orada gidip kalıcı olmak böyle bir ilk gidenlere baktığımız zaman anılarına şöyle işlerine baktığımız zaman böyle kalıcı olmak gibi bir amaçlar yok. Fakat zamanla kaldıklarını özellikle restoran dışında pizza içinde çalıştıklarını görüyoruz. Fakat şu andaki kuşak baktığımız zaman artık tüm sektörlerde görebiliyoruz. İşte evet. Mikail Bey yani bir siyasi parti ve İsveç parlamentosunda yer aldı. Çeşitli akademisyenleri, bilim evet. insanlarını İsveç'te görebiliriz. Tabii İsveç'te özgürlükler dediğimiz zaman sadece belli bir açıdan bakmamak gerekiyor. Yani diğer açıdan olumlu tarafından baktığımız zaman Fitya'da İsveç'te e, minarede e, cuma günleri ezan okunabiliyor. Yani İsveç'in böyle bir e, Diyanet'in yani yardımıyla e, ve İsveç kralı bizzat ziyaret etti burayı. Yani bununla ilgili Antalya gazete haberinde görmüştüm. E, ezanı protesto eden bir İsveç vatandaşına e, ceza verildi. Yani bu gibi durumlar da oluyor belli özgürlükler sağlıyor ama tabii İsveç yani yüzde yüz işte tamamen özgürlük falan yüzde yüz hani böyle bir şey diyemeyiz evet. ama diğer taraftan Türk vatandaşlarının da belli oranda ama mesela 1915 sözde Ermeni soykırımı iddialarını işte evvel Mika'il Bey tanımadığı için bu iddiaları reddettiği için işte partisinden ihraç edilmiş. Evet bunu diğer milletvekillerinde de görebiliriz. Mesela Mehmet Kaplan Bey de mesela o da ona da benzer üzerinde baskı uygulandı ve partisi yani bir parti kararını uygulamak durumunda kalıyorlar. Türk kökenli milletvekilleri hatta bazen Türk kökenli milletvekilleri Türkiye aleyhinde çeşitli kararları imza atmak durumunda kaldıklarını da görüyoruz. Evet. Fakat şunu da belirtmemiz gerekiyor. Diğer Avrupa'daki parlamentolardan farklı olarak 2010 yılında İsveç hükümeti bunu rafa kaldırdığını ilan etti. Yani biz Ermeni sadece orada Ermeni soykırımını kabul etmedi aslında İsveç Ermeni Süryani ve Rum soykırımı olarak kabul etti. Sadece evet. bir Ermeni olarak da kabul etmedi. Ee, ama 2010'da İsveç hükümeti aldığı kararla birlikte bunu rafa kaldırdığını söyledi ve bir ülkeyi soykırım soykırımcı olarak kolay kolay ilan edilemeyeceğini de ifade etti. Dolayısıyla diğer ülkelerden Fransa'dan veya diğer Avrupa ülkelerinden farklı bir yol izledi ve şu anda da rafa kalkmış bir durumda. Bu parlamento kararı. Herhalde yıl sonuna doğru Eylül'deki seçimlerden sonra İsveç-Türkiye ilişkilerinin ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle ilgili durumun daha da netleştiğini göreceğiz gibi gözüküyor. Kıymetli izleyenler dünyadaki Türkiye'nin bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazar günü yine bir başka programda bir başka ülke ile karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz.